Şunu söylüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özellikle bütçe görüşmeleri esnasında da bazı tartışmalar yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünde kullanılamayacak cümlelerde bulunulduğu aşikar. Ayrıca terör örgütünün tezlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendisine destek bulması hali söz konusu durumdadır bugün itibariyle. O bütçe görüşmeleri esnasında meclis iş tüzüğüne aykırı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısına karşılık gelen, aynı zamanda da Türkiye'nin birliğini, beraberliğini zedeleyen bazı ifadeler DEM tarafından, DEM Partisi, Demokrasi ve Eşitlik Partisi tarafından ifade edildi ve mecliste tartışmalara vesile oldu. Türkiye bir hukuk devletidir. Dolayısıyla eğer bir siyasi parti terör örgütünün tezlerini destekleyen ifadeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne taşıyor ise şayet, o zaman hem anayasanın hem kanunlarımızın hem de meclis iş tüzüğünün icapları yerine getirilir. Sayın Devlet Bahçeli'nin de taleplerini bu kapsam içerisinde değerlendiriyorum. Buna tabii milletvekillerin maaşının kesilmesi hususunu da eklemiş olmayayım, öyle anlamayın. Ama yani kanunlar, anayasa hükümleri, meclis iş tüzüğü hükümleri neyi icap ettiriyorsa, kanunlar çerçevesinde, anayasa çerçevesinde ve iç tüzüğün sınırları içinde kalmak koşuluyla, eğer işletilecek bir mekanizma varsa onun işletilmesinin lüzumuna benim de katıldığımı söyleyebilirim. Şöyle bir yerden sordum, şimdi onu sorayım. Daha önce ittifak içerisinde olduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi ile bugün ayrıştığınız noktalar, mutabık olduğunuz noktaları geçmeye başladı mı? Nasıl bir tablo göreceğiz burada biz önümüzdeki dönemde? Yani şimdi şunu söyleyeyim. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi ile gerçekleştirmiş bulunduğumuz 2018 yılından başlayarak 2019 yerel seçimlerinde başarıyla taçlanmış kalbi ittifakımız bir siyasi ittifaka dönüştürülerek ruhu zedelenmiştir. Bunu daha önceden de söyledim, şimdi de söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, işte ismi üzerinden de tartışma yapılan parti. Bir Cumhuriyet Halk Partisi var, bir yeni Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyordu geçmiş dönemde. Şimdi de yepyeni bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsetme durumu söz konusu hale geldi. Dolayısıyla bizim Türkiye'nin temel gerçekleri ve beklentileri doğrultusunda parti olarak hareket edeceğimiz millet tarafından iyice anlaşılmalıdır. Yani birçok konuda zaten Cumhuriyet Halk Partisi ile farklı düşünüyorduk. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de çok farklı düşündüğümüz konular var. Siyasi yolculuğumuzu kendi özgün kimliğimizle sürdüreceğim. Peki burada şöyle bir şey sorsam, nerelerde ayrışıyoruz sorusuna böyle satır başlarıyla cevap verirsem eksik ve yetersiz kalır. Zamana sıkıştırmayalım kendimizi. Zaman içerisinde bütün bunları konuşacağız Mehmet Akif Bey. Peki efendim. Şöyle bir soruyla bunu neticelendirip yerel seçime geçmek isterim. Daha önce hep şu tür eleştiriler vardı. İyi Parti aslında Cumhur İttifakı'na siyaseten durduğu yer itibariyle, açıklamaları ve yaklaşımları itibariyle daha yakın olabilecek bir parti. Burada konumlanması doğru bir konumlanma değil şeklinde çok eleştiri geliyordu. Öyle bir yerde konumlandırdığınızda hakikaten öyle mi görüyorsunuz? Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve AK Parti'nin içinde bulunduğu ittifak
sizin siyasi söylemlerinize ya da yaklaşımlarınıza CHP'ye göre nispeten daha mı yakındır? Hayır, öyle görmüyorum. Ben İYİ Parti'nin kuruluş amaçlarının doğru anlaşılması icap ediyor. Bu ülkede bir sistem değişikliği gerçekleştiği için bu sistem ittifakları zorunlu hale getirdi. Hı hı. Siyasi partiler de ittifakları isteyerek yapmıyor. Seçmen de bu ittifaklara arzu ettiği için oy kullanmıyor. Mecburiyetten oy kullanıyor. Dün yapmış olduğum konuşmada da buna işaret ettim. Siyasi partiler parmak izi gibidir. Yani birbirlerinden farklı özellikleri vardır her birinin. Ve her birini kendi özgün kimliğiyle anlamaya çalışmamız icap ediyor. Bizim Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yapmış olduğu yanlışları tanımlama mücadelemiz devam edecek. Türkiye'de bugün karşı karşıya bulunduğumuz bütün sorumluluğunun sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yüklenebileceği kanaatinde değilim ben. Yani Türkiye'de bir takım olumsuzluklar var. Şartlara bağlı olarak yaşanmış bir takım hadiseler var. Dönemin şartlarını doğru okuyamamış bir iktidar bakışı ve mantığı var. Muhalefet partileri olup muhalefet partisi olarak bizim bu yanlışlıklara işaret etmekten vazgeçmeyeceğimizin bilinmesi lazım. 21 yıldır iş başında bulunan bu iktidarın eğer bugün Türkiye istemediğimiz bir noktadaysa bunda sorumluluğu vardır. Biz o sorumluluğu tariflemeye devam edeceğiz elbette ki. Ama buradan AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin olduğu yere görüş ve düşünce olarak İYİ Parti daha yakındır sonucu çıkarmak isteyenler şayet varsa İYİ Parti'nin kuruluş amaçlarını ve siyasi yolculuğunun umdelerini anlayamamıştır diyebilirim. Teşekkür ediyorum. O zaman biraz güncele geçelim, yerel seçimlere. Tek başınıza giriyorsunuz. Bu nedenle de parti içerisinde çok tartışıldı. İstifalar oldu. Zaman zaman yine istifa haberleri geliyor. Duruldunuz mu parti içerisinde? Bu artık oturdu mu? Önce onu sorayım. Çalışmalarda son durum ne? Hangi aşamadasınız? Nasıl bir hazırlık yapıyorsunuz? Yani dışarıdan tarif edildiği kadar çok dalgalanmadığımız için öyle mi? Ne kadar durulduk acaba? Ne kadar durulduk acaba demeyeceğim. En çok tartışılan parti İYİ Parti'ydi seçimden sonra, öyle söyleyeyim. Evet, tartışılıyor. Hala da tartışılmaya devam ediyor. Meyveli ağaç taşlanır diyelim elbette ki. Tartışacağız. Ama bizi kimlerin tartıştıkları da önemlidir. Biz bir yolculuğa çıktık ve onu bir üçüncü yol olarak tanımladık. Sistemden kaynaklı olarak ittifaklar milletimizi iki yumruğun arasına sıkışmış hale getirdi. Dolayısıyla milletimize bir çıkış yolu göstermenin zaruri olduğu düşüncesinden hareketle de biz kendi varlığımızı kendi özgün kimliğimizle tanımlama ve ortaya koyma ihtiyacı hissettik. Evet. Bu tavrımız başkaları tarafından işte siyaseten değişik şekillerde değerlendirildi. Oysa herkes kabul etmeli ki bir siyasi parti yerel seçimlere farklı farklı adaylarla gidebilmek hakkına ve hürriyetine sahiptir. Ayrıca sadece biz değiliz. Türkiye'de tek başına seçime gideceğimizi söyleyen. Ama nedense biz tartışılıyoruz. Bu neden tartışmalarında siz bu vallahi şöyle biz 2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisi ile bir ittifak kurduk. Evet, bundan dolayı. Bizim kurmuş olduğumuz ittifakın bir gerekçesi vardı. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin demokratik yol ve yöntemlerle yenilebileceğini göstermek adına kurduk o ittifakı. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin
kaleleri gibi varsayılan Ankara gibi, İstanbul gibi, Antalya gibi büyükşehir belediye başkanlıklarını da bu ortaklıkla iktidarın elinden almaya muvaffak olduk. Ama asıl amacımız 2023 seçimleriydi. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi kendi kalelerinde yıkılıyor ise 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanabilmemize mani bir hal yoktur. Büyük milletimize ispatladık o seçimlerle. Ama genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde kendi doğrularımızı ortaya koymamıza rağmen altılı masada oturan diğer partilerle görüşlerimizi ortaklaştıramadık. Zaten kalbi ittifakın siyasi ittifaka dönüşmesi ve buna bağlı olarak ruhunu kaybetmesi halini de öyle tanımlıyorum. Bizim eleştirilmemizin sebebi şu, birlikte bunu gerçekleştirdiler. Acaba yokluklarında kaybettiren parti olurlar mı? Bizim böyle bir kaygımızın olmadığını ifade ediyorum her fırsatta. Peki çünkü, istifa olayları bitti çünkü mi? Çünkü bizi, söyleyeyim de bitireyim cümlemi isterseniz sonra ona geçelim. Bize kimse kazandıran gözüyle bakmadı zaten. O ittifaka da sanki başkaları kazandırmış gibi yaklaştılar. Ve dolayısıyla kazandıran olmayanın kaybettiren olabilme ihtimali de söz konusu değildir. Ayrıca bize beraber olmazlar ise şayet kaybettirir diye düşünenler varsa İYİ Parti kazanma iradesi sergileyerek o yolculuğunu sürdürüyor. Bundan da emin olsunlar. İstifalar devam ediyor mu sorunuza cevaben? Son haline bakmadım. Her siyasi partide yeni üyeler olabilir. Mevcut üyelerden de istifalar söz konusu olabilir. Bu partinin eğer kurumsal kimliğine zarar veriyor ise şayet üzerinde düşünülmesi icap eden bir temel konudur. Ama görülen ve anlaşılan odur ki İYİ Parti millet nezdindeki itibarını halen yüksek bir şekilde sürdürüyor ve ben açıkça söylüyorum, milletin kurduğu parti millet isterse yaşar, millet istemezse yaşamaz. Ben bugün aziz milletimizin İYİ Parti'yi yaşatma iradesi gösterdiği kanaatini taşıyorum.